Şimdi burada gerçekten müdür yardımcısının altında bir şey yazmıyor. Bu kadar. Yani başka bir özelliğim yok çünkü. Aydoğan Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Bir an acaba kimden bahsediyor dedim ama isim okununca mecbur çıkıyoruz. Andy Warhol'un çok güzel bir sözü var. İleride herkes 15 dakikalığına ünlü olacak diye. Tam 41 yıldır bu anı bekliyordum. Yani biraz geç oldu ama en azından geldi. Ona seviniyorum. Burada olmak çok güzel. Üstelik süren başlamadı. Bu da harika. Tabii buraya gelmemin trajikomik bir hikayesi var. Hakan Hoca'yı herkes gördü herhalde. Özellikle deşifre etmek istiyorum. Biraz önce konuşan yakışıklı arkadaş. Bir de içeride Mehtap Hanım var. Onu da mutlaka görmüşsünüzdür, kızıl saçlı. Hemen üst katta, turuncu katta. Ben koridorda dolaşıyorum. Hakan Hocam'la Mehtap Hocam geldi. Merak etme Mehtap Hocam. Her şey yolunda. Dedi, Okan Hocam, TEDx'te konuşmak ister misiniz dedi. Tabii hocam dedim. Yani benden size bir tavsiye. Önce konuyu sorun, sonra bence evet, hayır deyin. Sonra dedim ki, konu nedir hocam dedi. Boşluk dediler. Kafamda şu şey oldu. Neden ben? Bunu daha sormadan Mehtap Hoca şu cevabı verdi. Hocam, aklımıza ilk sen geldin. Sonra şöyle bir şey, artık şüphelenmeye başladım. Herhalde bizim okulda bir çetere diyelim var. Eğitimde yaratıcı fikirler Elvan Hoca. Kreatif IT sempozyumu Hakan Hoca. Çok değerli konuklarla sempozyumlar Mehtap Hoca. Boş işler o Okan Hoca, sıkıntı yok. O zaten boşta. Gördüğünüz gibi altta bir şey yazmıyordu zaten. Şimdi işin esprisi bir yana, boşluk gerçekten belki içinin doldurulması çok soyut bir kavram ama Aydın Hoca belirtti. Benim gibi Almanya'da doğduysanız, çocukluğunuzun bir kısmı orada, kalan kısmı da Türkiye'de geçtiyse, ya o boşluğu dolduracak çok trajikomik hikayeler var. Benim hikayem de 1976'da, maalesef 76'da başlıyor. Ve Almanya deyince benim aklıma gelen ilk şey annemin bize söylediği söz. Sakın Türkçe, dışarıda Türkçe konuşmayın. Şimdi o dönem belki hani garip gelebiliyor ama bir takım yaşanılan şeyler vesaire. O zamanlar da çok ciddi sarışınım, yani böyle değilim. Nispeten yakışıklıyım da. Kalan bu. Bayağı sarışınım, beyaz tenliyim. Yani çok Türk'e benzemiyorum. Şimdi bu Türk'e benzemiyorum kelimesini ayrı tutacağım, ona geleceğim. Ama mesela abimle bir yere giderken çok sıkıntı yok. Türkçe konuşmuyoruz, Türkçe konuşmuyoruz. Ya o zamanlar Türk olduğunu söylemeye bile çekiniyorsunuz. Ama en kötüsü markete gideceksiniz mesela. Annem çalışıyor, babam çalışıyor. Tek gideceğim. Yani markete giderken şuradan terler akıyor. Gören, dışarıdan gören, hani markete de banka soymaya gidiyorum. Hani kasaya gideceğim, kasayı boşaldım. Halbuki verdiğim tek şey bu. İki kutu süt, bir kutu meyve. Tamam, bitti, bitti. Dankeschön, bitte, tschüss. Bitti, bu kadar. Ama geriliyorum. İşte bunu bazı insanlar tabii anlamakta zorluk çekebiliyor. Şöyle bir resimle anlatmak istiyorum, becerebilirsem. Evet. Bu bir araba bu arada. Bu arabanın modelini bilen var mı? Renault. Çok güzel. Renault hocam? Renault TX. 12 TX. Evet, bu aslında Fransız yapımı Renault 12 araba. Ama bunun hikayesi ilginç. Bir gün Almanya'da işte oynuyoruz. Abim beni çağırıyor ama şöyle çağırıyor. Okan'cığım gelirsen. Okan koş. Ama koş. Sanki biri boğazlıyor. Bir geldim. Abim şey yaptı. Sanki dışarıda uzakta bir UFO gösteriyormuş gibi Türk arabası dedi. Ve inanın biz o arabanın peşinden nasıl koşuyoruz. Çünkü şey yok, hani cep telefonu denen bir şey yok. O zamanlar cep telefonu bizim hafızamız. Yakalamayacağımızı da biliyoruz. Tek şeyimiz şu. Yani birazcık daha canlı görelim o arabayı. Çünkü kendinizden bir parça görüyorsunuz. Yani normalde akli dengesi yerinde olan hiçbir insan bu arabanın peşinden koşmaz. Çünkü Almanya'da her yer Mercedes, BMW, Audi, Golf. Biz koşuyoruz. Bir de tabii büyüdüğümüz yer bir işçi getosu. İtalyan, Yunan, Yugoslav arkadaşlarım. Onlar bakıyor, bunlar ne yapıyor diye. Tabii akşam eve geliyoruz. Anneme böyle, anne diyorum. Bugün diyorum, Türk arabası gördük diyorum. Nasıl falan. Hani yamuk olan var ya ondan. Cüneyt Arkın kullanıyor filmlerde. Çünkü sadece filmlerde görüyoruz. Ve bu araba Almanya'da, o gün gördüğüm araba... Hayatımda Almanya'da gördüm ilk ve son Türk arabasıydı. Maalesef hani belki içinizde bazı insanlar şunu diyebilir. Yani nasıl bir his? Şöyle bir his. Hemen geleceğim. Bu benim Homberg. Büyüdüm kasaba. Doğduğum yer bundan biraz daha büyük ama babamın fabrikası burada olduğu için.
Ben burada doğdum, burada büyüdüm. Çocukluğum büyük kısmı burada geçti. Şimdi bu fotoğrafa baktığınız zaman şunu düşünebilirsiniz. Yani ben de burada yaşasam tabii ki İstanbul'u özlerim. Çünkü çok küçük, sıradan bir yerdi. Şimdi burası, Elvan hocam bilir. Hakan hocam da bilir. Helikopterle tur atmışlığı var. Burası Miami. Burası da gece hali. Bunu neden gösteriyorum? Yani şurayla kıyaslayın diye. Askere gittim. Tabii arada bir sürü hikaye var ama zaman kısıtlı. Askerde çok sevdim. Kulak kaçınasın. Taner diye bir arkadaşım var. Bir de benim gibi Almancı başka bir arkadaşım var. İsmi Bilal. Biz tabii Bilal'le sürekli anları anlatıyoruz. İşte Renault 12 olayları, işte şunlar. Bir gün hatırlıyor musun? Bir Türk takımı gelmişti, şuydu buydu. Taner diyor ki, abi dedi biraz abartmıyor musunuz ya bu Almancı olayı? Hani tamam eyvallah şu bu. Ya dedim Taner dedim, sen bunu yaşamazsan bilemezsin. Kaderin cilvesi, bu arkadaşım asker bitti ve Florida'ya, Miami'ye çok yakın bir yere gitti. Master'a. O zamanlar Skype yok galiba ama Messenger var. İşte arada görüşüyoruz. İlk 6 ay şöyle geçti. Ya Okan harika bir yer ya gerçekten. Miami'ye gitti, Houston'a gitti, Orleans'a gitti, Kaliforniya'ya gitti. İşte Universal stüdyolarına gidiyor, fotoğraf çektiriyor vesaire. Ama bir gün biri Messenger'dan konuşuyoruz. Ya dedi, bugün dedi çok kötü oldum dedi. Ne oldu dedim. Ya İstanbul'la ilgili bir şarkı dinledim, çok hüzünlendim dedi. Taner sen Ankaralısın dedi, ne alaka dedi. Öyle deme dedi, öyle deme dedi. Ya dedi, simit yemeği özledim dedi. Şarkı da şeydi, belki eskiler, bizim jenerasyon bilir. Şimdi İstanbul'da olmak vardı diye geçer ve şarkıda şunu söyler. Balık ekmek yemek, vapurun kenarında oturmak, dolmuşa binmek. Yani aslında çok çok basit şeyler. Aynı bir Renault 12 gibi. Şöyle dedim, ya Taner dedim, o zaman bir netleştirelim olayı dedim. Amerika'dasın, ya yani Almanya'da bir getoda değil, evet Amerika'dayım. İstanbul şarkısı dinliyorsun, evet. Ama Ankara'yı özlüyorsun, evet. Yani o zaman dedim, aramıza hoş geldin. Artık sen de bir Almancısın. Çünkü Amerikancı diye bir şey yok. Ya Almancı, otomatik biz o gruba alıyoruz. O gün bana dedi ki, şimdi dedi ne hissettiğinizi anlıyorum dedi. Gerçekten bunu biraz yaşayınca öğreniyorsunuz. Benim bir hikayem var. Birkaç kere önceki çalıştığım okulda Avusturya Viyana'ya öğrencilerle gezi yapıyoruz. Ben de genellikle her şeyi yerim aslında. Şekilden belli oluyor ama gittiğim zaman dürüm seviyorum. Çünkü orada bir sos kullanıyorlar. Burada yok ama çok güzel. Neyse dükkana gittim bir dürüm dükkanına. İşte Almanca başladık. Merhaba merhaba ben bir dürüm istiyorum. Buyurun tamam soslu mu? Soslu olsun. Sonra bakıyorum küçük bir Türk bayrağı. İşte Fenerbahçe flaması koymuş. Bir tane de Boğaz resmi. Sadece şunu dedim. Zense Türk'ü, Türk müsünüz? Ya dedi. Abi o zaman Türkçe konuşalım mı dedim. Şimdi bakın dünyanın hiçbir yerinde 30 saniye önce hiç tanımadığınız birine 30 saniye sonra abi demezsiniz. Yani benim zaten bir abim var. Kız kardeşim var ama o da benim abim. Cevap şu. Bak kardeş sen Türk müsün? Evet. Bu biraz muhabbet şu. Bu dürüm bitiyor. O sırada Alman müşteriler geliyor. Abi benim borcum ne kadar? Yok borç oldu. Ölümü gör. Yani ölümü gör ne ya? Yani ölümü gör. Abi, kardeş. Biz bu sırada tartışıyoruz. Yok ödeyeceğim. Yandaki Alman bakıyor. Herhalde hesapta sıkıntı çıktı. Yani çıktı ama ödememek için. Hani ödeyeyim yok Alman falan filan. En son zorla ödedim. Bitti. Ama o anda insanlarda şunu hissediyorsunuz. Yani herkes bir aidiyet duygusu hissediyor. Yani uzaktan biri gelmiş. Tanımıyorum ama iki dakika sonra abicim, kardeşim, ölümü gör, yok ödeyeceğim. Böyle bir muhabbet geçiyor. Şimdi son bir fotoğraf daha göstermek istiyorum. Evet, bu fotoğrafı çok seviyorum. Bu 10. sınıf coğrafya kitabında göçler konusu vardır. Beyin göçü, nüfus mübadelesi vesaire, işçi göçlerinde kullanılan fotoğraf. Şimdi ortadaki abimiz biraz daha çekingen, onun hemen yanındaki biraz daha kendine güvenen bir abimiz. Şimdi bu fotoğrafı ben eski okulumda anlatıyorum. Çocuklardan biri şey dedi. Hocam dedi, Almanlar bence haklı dedi. Ne konusunda dedi. Bu arada benim Almanya'da olduğumu bilmiyor. Hocam dedi, buradan Almanya'ya gidenler dedi, genellikle dedi, cahil, görgüsüz, pis, ben böyle devam et. Senin numaran kaçtı dedim. Söylüyorum falan. Devam et lütfen lütfen dedim. Eylül'de sınavlar var mıydı çocuklar sonluk sınavı? Dedi ki hocam böyle böyle dedi. Seni dedim çok iyi anlıyorum dedim. Çünkü onlardan biri de benim babamdı dedim. İnanın o kadar güzel bir sessizlik oldu ki sınıfta. Hani bana deseler ki hangi filmde anlatırsın? Kuzuların sessizliği. Ve çocuktan bir 15 saniye sonra şöyle tiz bir ses geldi.
Babam mı? Ben böyle, evet babam, benim babam. Benim babam. Değil ama benziyor. Sonra da bir güldüm. Dedim ki, bana bunu 20 sene evvel söyleseydin çok üzülürdüm, çok kızardım, bozulurdum. Ama dedim, ben bunu zaten küçüklüğümden beri yaşıyorum dedim. Bu senin hatan değil, bizim hatamız dedim. Çünkü aslında şuna çok üzülüyorum. Atatürk ne güzel söylemiş, köylü milletin efendisidir diye. Ama maalesef köylü dediğimizde artık, yani hepimiz buna dahiliz, birini aşağılamak mı istiyoruz, hor görmek mi istiyoruz? Ha köylü bu, cahil, okumamış. Benim babam da mesela, annem de ilkokul mezunudur. Ama görgülü insanlardır. Burada şunu, insanlar hep şuna dikkat ediyor. Bu pala bıyıklı amca, işte hocam böyle böyle. Şimdi mesela sakal modası var. Belki bu amcamız bu dönem yaşasaydı böyle popüler bile olurdu. Ama olamadı. Çünkü neden? Hep şöyle bir kanı var. İsviçreli bir yazar çok güzel bir cümle söylemiş. Ben bayılıyorum. Biz Türkiye'den işçi bekliyorduk, insan geldi. Çünkü ondan da kafasında şu var. Kim geliyor? İşte ağır işlerde, tırnak içinde pis işlerde çalıştıracağımız işçiler. Ama bir bakıyor, bunun çocuğu var, bu evli, yiyor, içiyor, merhaba diyor. Yani ilk defa onun gibi insan olduklarını görüyor. Peki bu insanlar buraya geliyor ve şöyle bir yaftayla karşılaşıyor. İşte bak, geldi ama Mercedes almış, hava atıyor. Renkli televizyon getirmiş, hava atıyor. Radyo getirmiş, hava atıyor. Aslında bu insanlar Mercedes almaları, renkli televizyon getirmeleri ya da fötr şapka takmanın tek bir şeysi var. Bir hiç olmadıklarını. Yani onların da biz de sizler gibiyiz. Ne yapacak bu adam o saatten sonra üniversite bitiremiyor. Ama diyor ki bak ben de bir bireyim, ben de bir hiç değilim diyor. Ben o yüzden boşluk, mesela hep tane boşluk boşluk. Yani boşluk görmek istiyorsanız bence bu insanın kalplerin içine bakın. Orada çok büyük bir boşluk var. Bir aidiyetin olmamasının olduğu bir boşluk. Ben bu konuşmamı da gerçekten bu güzel, temiz, köylü insanlara ithaf ediyorum. Çok teşekkür ederim.